Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit kronometre dil bilgisi soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere cümle türleri ile ilgili 5. testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda cümlelerin hangisinde yan cümlecik temel cümlenin öznesi görevindedir demiş. Bakalım yazarın büyüyen anlatımı her okuyucuda derin etkiler bırakmış. Bırakmış yüklem, bırakan ne? Yazarın büyüleyen anlatımı özne. Bakın buradaki an eneki sıfat fiilekidir. Dolayısıyla burası yan cümleciktir. Yan cümlecik temel cümlenin öznesi görevinde kullanılmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. İkinci soru, cümlelerin hangisinde yan cümlecik temel cümlenin nesnesi görevindedir demiş. Romancının görevinin ne olduğu yıllardır tartışılıyor. Tartışılıyor yüklem, tartışılan ne? Romancının görevinin ne olduğu özne. Ne zamandır tartışılıyor? Yıllardır zarf tümleci. Arkadaşlar buradaki dıktık eki sıfat fiilekidir. Dolayısıyla yan cümleciktir. Yan cümlecik burada özne görevinde kullanılmıştır. Bundan dolayı A seçeneğini elemiş oluruz. Şiirin anlattığı dünyada kin ve nefrete yer yoktur. Yoktur yüklem. Yok olan ne? Yer özne. Neye yer yoktur? Kin ve nefrete dolaylı tümleç. Nerede? Şiirin anlattığı dünyada dolaylı tümleç. Bakın anlattığı derken buradaki tık tık eki yine sıfat fiilekidir. Dolayısıyla burası da yan cümleciktir. Bundan dolayı da yan cümlecik burada dolaylı tümleç görevinde kullanılmıştır. O yüzden B seçeneğini denemiş oluruz. Şairin oluşturduğu imgede özgünlük olmak zorundadır. Olmak zorundadır yüklem. Ne olmak zorundadır? Özgünlük, özne. Nerede? Şairin oluşturduğu imgede dolaylı tümleç. Bakın burada da dıktık eki yine sıfat fiilekidir. Dolayısıyla burası da yan cümleciktir. Yan cümlecik burada da dolaylı tümleç görevindedir. Bundan dolayı C seçeneğini denemiş oluruz. Romanın bize sunduğu gerçekler bilgelik öğretisidir. Bilgelik öğretisidir yüklem. Ne? Romanın bize sunduğu gerçekler özne. Dıktık eki burada yine sıfat fiilekidir. Bu da arkadaşlar yan cümleciktir. Bundan dolayı yan cümlecik burada da özne görevindedir. Bunun için D seçeneğini denemiş oluruz. Verdiği hazzı ve mutluluğu başka türlerde bulamayız. Bulamayız yüklem. Kim? Biz. Gizli özne. Neyi bulamayız? Şiirin verdiği hazzı ve mutluluğu belirtili nesne. Nerede bulamayız? Başka türlerde. Bu da dolaylı tümleç. Bakın burada arkadaşlar dıktık eki yine sıfat fiilekidir. Yan cümleciktir. Yan cümlecik nesne görevinde kullanıldığı için doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Üçüncü soru, cümlelerin hangisinde yan cümlecik ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır? Çok gezen tilki yatan aslandan yeğdir, yani iyidir. İyidir yüklem. İyi olan ne? Çok gezen tilki. Özne. Neden iyidir? Yatan aslandan dolaylı tümleç. Bakın buradaki an eneki sıfat fiilekidir. Dolayısıyla burası yan cümleciktir. Yan cümlecik burada özne görevinde kullanılmıştır. Derdini söylemeyen derman bulamaz. Bulamaz yüklem. Kim bulamaz? Derdini söylemeyen özne. Ne bulamaz? Derman, belirtisiz nesne. Buradaki an eneki de yine sıfat fiilekidir. Bu da yan cümleciktir. Yan cümlecik burada özne görevinde kullanılmıştır. Kazanmayanın kazanı kaynamaz. Kaynamaz yüklem. Kaynamayan ne? Kazanmayanın kazanı özne. An eneki arkadaşlar burada da sıfat fiildir. Burası da yan cümleciktir. Dolayısıyla burada da yan cümlecik özne görevinde kullanılmıştır. Yuvarlanan taş yosun tutmaz. Tutmaz yüklem. Tutmayan ne? Yuvarlanan taş özne. Ne tutmaz? Yosun, belirtisiz nesne. Bakın an eneki burada da sıfat fiildir. Dolayısıyla bu da yan cümleciktir. Yan cümlecik burada da ne yapmıştır? Özne görevinde kullanılmıştır. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Kovarlar yüklem kim? Onlar gizli özne. Kimi kovarlar? Doğru söyleyeni, belirtili nesne. Nereden kovarlar? Dokuz köyden dolaylı tümleç. Bakın burada da an enekini görüyoruz. Bu da sıfat fiildir. Dolayısıyla burası da yan cümleciktir.
Yan cümlecik nesne görevinde kullanıldığı için doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Dördüncü soru, atasözlerinin hangisinde birden çok yan cümlecik kullanılmamıştır diyor. Bakalım. Araba devrilince yol gösteren çok olur. Arkadaşlar buradaki ince ince eki zarf fiildir. Gösteren derken an en eki de sıfat fiildir. Fiilimsiler yan cümleciktir. Bakın burada iki tane olduğunu görüyoruz. Horozu çok olan köyün sabahı geç olur. Ol an derken an en sıfat fiildir. Burada da bir tane olduğunu görüyoruz. Gelen gideni aratır. An en eki burada sıfat fiil. Yine en eki burada da sıfat fiil ekidir. Burada da iki tane olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. An en eki sıfat fiildir. Arak erek eki de burada zarf fiildir. Bundan dolayı burada da iki tane vardır. Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur. Bakın bakan derken an en sıfat fiil eki. Çıkan derken yine an en eki burada sıfat fiildir. Bundan dolayı arkadaşlar burada da iki tane yan cümlecik kullanılmıştır. Beşinci soru, atasözlerinin hangisinde yan cümlecik dolaylı tümleç göreviyle kullanılmamıştır? Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur. Bir tutam ottur yüklem. Ne bir tutam ottur? Deveyi yardan uçuran özne. Bakın buradaki an en eki arkadaşlar yine sıfat fiil ekidir. Dolayısıyla burası yan cümleciktir. Yan cümlecik özne görevinde kullanılmıştır. Dolaylı tümleç değildir. Bunun için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Altıncı soru, atasözlerinin hangisinde yan cümlecik zarf tümleç göreviyle kullanılmamıştır? Karınca kanatlanınca serçe oldum sanır. Sanır yüklem. Kim sanır? Karınca özne. Ne sanır? Serçe oldum sanır. Belirtisiz nesne. Ne zaman? Kanatlanınca zarf tümleci. Bakın buradaki ince ince eki arkadaşlar zarf fiil ekidir. Dolayısıyla burası yan cümleciktir. Yan cümlecik zarf tümleci görevinde kullanıldığı için A seçeneğini elemiş oluruz. Rüzgarın önüne düşmeyen yorulur. Yorulur yüklem. Kim? Rüzgarın önüne düşmeyen özne. Buradaki an en eki de sıfat fiil ekidir. Dolayısıyla arkadaşlar burası da yan cümleciktir. Yan cümlecik özne görevinde kullanıldığı için doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. Yedinci soru, atasözlerinin hangisinde yan cümlecik temel cümlenin belirtili nesnesi olarak kullanılmamıştır? Cefa çekmeyen sefanın kadrini bilmez. Bilmez yüklem kim? Cefa çekmeyen özne. Neyi bilmez? Sefanın kadrini belirtili nesne. An en eki yine sıfat fiil ekidir. Dolayısıyla burası yan cümleciktir. Yan cümlecik özne görevinde kullanılmıştır. Belirtili nesne değildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Sekizinci soru, bu dizelerde yer alan yan cümlecik hangi görevde kullanılmıştır? Ebedi aşığın dönüşünü bekler, yalan yeminlerin tanığı çiçekler. Bekler yüklem, bekleyen ne? Yalan yeminlerin tanığı olan çiçekler özne. Neyi bekler? Ebedi aşığın dönüşünü. Bu da nedir arkadaşlar? Neyi sorusuna cevap verdiği için belirtili nesnedir. Yan cümleciye bakacak olursak burada arkadaşlar bakın şuradaki 3 eki nedir? Mayışmaktan arkadaşlar isim fiil ekidir. Dolayısıyla yan cümlecik belirtili nesne görevinde kullanılmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru, bu parçada kaç yan cümlecik kullanılmıştır diyor. Yani arkadaşlar kaç tane fiilimsi var diyor. Bakın yaralanma derken buradaki mame eki isim fiildir. Dolayısıyla arkadaşlar bu yan cümleciktir. Yine yapmak derken makmeg eki isim fiil ekidir. Dolayısıyla bu da yan cümleciktir. Olanı derken an en eki burada arkadaşlar sıfat fiil ekidir. Bu da yan cümleciktir. Yine taşımak istiyorum ifadesinde makmeg eki isim fiildir. Bu da yan cümleciktir. Arkadaşlar uygulayan derken an en eki sıfat fiil ekidir. Bu da yan cümleciktir. Yürümek derken makmeg eki isim fiil ekidir. Bu da yan cümleciktir. İsteyiş derken
iş, iş eki, mayışmaktan isim fiil ekidir. Bu da yan cümlecektir. Sayacak olursak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yan cümlecik kullanılmıştır. Bundan dolayı doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 10. soru, numaralanmış dizelerin hangisinde yan cümlecik kullanılmıştır? Bakalım, rüzgarların en ferahlatıcısı senden esiyor, esiyor yüklem, burada fiilimsi olmadığı için bunu elemiş oluruz. Sende seyrediyorum denizlerin en mavisini, seyrediyorum yüklem, bakın burada da yan cümlecik yok, bunu da elemiş oluruz. Ormanların en kuytusunu sende gezmekteyim, gezmekteyim yüklem, bakın burada da arkadaşlar yan cümlecik yok, bunu da elemiş oluruz. Senden kopardığım çiçeklerin en solmazını, kopardım yüklem. Buradaki mazmezeki arkadaşlar sıfat fiil ekidir. Dolayısıyla bu yan cümleciktir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Toprakların en bereketlisini sende sürdüm. Bakın sürdüm yüklem. Görmüş olduğunuz gibi burada da yan cümlecik yok. O yüzden bunu da elemiş oluruz. 11. soru, cümlelerin hangisinde yan cümlecik ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır? Romanın anlattığı gerçek bizim gerçeğimizden oldukça farklıdır. Farklıdır yüklem, farklı olan ne? Romanın anlattığı gerçek, özne. Buradaki dıktı geki arkadaşlar sıfat fiil ekidir. Dolayısıyla burası yan cümleciktir. Yan cümlecik burada özne görevinde kullanılmıştır. Yazarın yayımladığı son kitabı birçok kişinin ilgisini çekti. Çekti yüklem. Çeken ne? Yazarın yayınladığı son kitabı özne. Bakın dıktı geki de burada yine sıfat fiildir. Dolayısıyla burası yan cümleciktir. Yan cümlecik burada da ne yapmıştır? Özne görevinde kullanılmıştır. Türkiye'de yetişen zeytinler dünyanın en lezzetli ve verimli zeytinleridir. Arkadaşlar dünyanın en lezzetli ve verimli zeytinleridir. Yüklem ne? Türkiye'de yetişen zeytinler özne. Bakın buradaki an en eki de yine sıfat fiil ekidir. Dolayısıyla burası da yan cümleciktir. Burada da yan cümle özne görevinde kullanılmıştır. Televizyonun başına oturduğunda zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyordu. Anlayamıyordu yüklem. Kim? O. Gizli özne. Neyi anlayamıyordu? Televizyonun başına oturduğunda zamanın nasıl geçtiğini. Arkadaşlar burası nesnedir. Neyi sorusuna cevap verdiği için de belirtili nesnedir. Görmüş olduğunuz gibi dıktık eki burada sıfat fiil ekidir. Dolayısıyla burası yan cümleciktir. Yan cümle burada nesne görevinde kullanılmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Çağdaşları arasında oldukça farklı olan yazar okuyucunun ilgisini çekiyor. Çekiyor yüklem. Kim çekiyor? Çağdaşları arasında oldukça farklı olan yazar özne. Bakın burada dıkça dıkça iki arkadaşlar zarf fiildir. Dolayısıyla burası yan cümleciktir. Yan cümlecik burada da ne yapmıştır? Özne görevinde kullanılmıştır. O yüzden biz E seçeneğini de elemiş oluruz. 12. soru, cümlelerin hangisinde yan cümlecik ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır? Burada zamanın nasıl geçtiğini anlamıyordu. Anlamıyordu yüklem. Kim? O. Gizli özne. Neyi anlamıyordu? Burada zamanın nasıl geçtiğini nesne. Arkadaşlar tıktı geki sıfat fiil ekidir. Dolayısıyla burası yan cümleciktir. Yan cümlecik burada nesne görevinde kullanılmıştır. Yaprakların sararması sonbaharın habercisidir. Sonbaharın habercisidir yüklem. Ne? Yaprakların sararması özne. Bakın buradaki mame eki arkadaşlar isim fiil ekidir. Dolayısıyla da burası yan cümleciktir. Yan cümlecik burada ne yapmıştır arkadaşlar? Özne görevinde kullanılmıştır. Okuduğu kitapları arkadaşlarına verirdi. Verirdi yüklem. Kim? O. Gizli özne. Neyi verirdi? Okuduğu kitapları belirtili nesne. Bakın buradaki dıktık eki yine nedir? Sıfat fiil ekidir. Dolayısıyla burası yan cümleciktir. Yan cümlecik burada nesne görevinde kullanılmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Şiir anlattığı gerçeği kendisine has şekilde ele alır. Ele alır yüklem. Ele alan ne? Şiir özne. Neyi ele alır? Anlattığı gerçeği belirtili nesne. Nasıl? Kendine has bir şekilde zarf tümleci.
Bakın buradaki tık tık eki nedir arkadaşlar? Sıfat fiil ekidir. Dolayısıyla burası yan cümleciktir. Yan cümlecik burada da nesne görevinde kullanılmıştır. Yazar toplumsal konuları işlemeyi yeğlemiş. Yeğlemiş yüklem kim? Yazar özne. Neyi yeğlemiş? Toplumsal konuları işlemeyi. Bu da nedir? Nesnedir. Buradaki mame isim fiil ekidir. Dolayısıyla burada da yan cümlecik nesne görevinde kullanılmıştır. 13. soru. Cümlelerin hangisinde yan cümlecik ile temel cümlenin öznesi ortak değildir demiş. Babam karar vermeden mutlaka hepimize danışırdı. Danışırdı yüklem karar vermeden yan cümleciktir. Bakın buradaki madam medeneki zarf fiilekidir. O yüzden yan cümlecik dedik. Kim karar vermeden? Babam özne. Kim danışırdı? Babam özne. Görmüş olduğunuz gibi öznenin ortak olduğunu görüyoruz. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Cemil oyun dışı kalınca köşeye çekilip ağladı. Ağladı yüklem. Çekilip demiş arkadaşlar. İp ip zarf fiilekini almış. Burası yan cümlecik. Oyun dışı kalınca ifadesinde ınca ince de yine zarf fiilekidir. Bu da yan cümleciktir. Kim oyun dışı kalınca? Cemil özne. Kim ağladı? Cemil özne. Bakın yine öznenin ortak olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı bunu delemiş olduk. Hiç ummadığı bir tepkiyle karşılaşınca çok üzüldü. Üzüldü yüklem. Karşılaşınca demiş. Burası yan cümlecik. Çünkü ınca ince ekinidir arkadaşlar. Zarf fiil ekidir. Yine ummadığı ifadesi yan cümleciktir. Buradaki dık dık ekinin sıfat fiil eki olduğunu görüyoruz. Kim karşılaşınca? O gizli özne. Kim üzüldü? O gizli özne. Bakın öznesi ortaktır. O yüzden bunu denemiş olduk. Sınav iptal edilince herkes çok mutlu oldu. Mutlu oldu yüklem. Kim? Herkes özne. İptal edilince yan cümleciktir. İnce ince eki çünkü burada da zarf fiil ekidir. Fakat buna dikkat edecek olursanız L edilgenlik ekini almış. Ne iptal edilince? Sınav özne. Arkadaşlar yan cümlenin öznesi sınav. Mutlu oldu. Yani ana cümlenin yüklemi de herkes. Dolayısıyla öznelerin farklı olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Hikaye kitabını alıp bir köşede sessizce okudu. Okudu yüklem. Bakın alıp burada arkadaşlar ıp ip eki nedir? Zarf fiildir. O yüzden burası yan cümleciktir. Kim kitabını alıp? O gizli özne. Kim okudu? O gizli özne. Bakın yine öznesinin ortak olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı E seçeneğini de elemiş oluruz. 14. soru. Atasözlerinin hangisinde yan cümlecik ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır? Vakitsiz öten horozun başını keserler, dursun. Tekkeyi bekleyen çorbayı içer. İçer yüklem kim? Tekkeyi bekleyen özne. Neyi içer? Çorbayı belirtili nesne. An en burada sıfat fiil ekidir. Dolayısıyla burası yan cümleciktir. Yan cümlecik burada özne görevinde kullanılmıştır. Serçiden korkan darı ekmez. Ekmez yüklem kim? Serçiden korkan özne. Ne ekmez darı belirtisiz nesne. Bakın buradaki an en eki de yine sıfat fiildir. Burası da yan cümleciktir. Burada da yan cümlecik özne görevinde kullanılmıştır. 32 dişten çıkan 32 mahalleye yayılır. Yayılır yüklem. Yayılan ne? 32 dişten çıkan özne. Burada da an en ekini görüyoruz. Burası da yan cümleciktir. Burada da yan cümlecik özne görevinde kullanılmıştır. Ölmüş eşek kurttan korkmaz. Korkmaz yüklem. Korkmayan ne? Ölmüş eşek. Özne. Buradaki mışmış ekidir arkadaşlar sıfat fiil ekidir. Dolayısıyla bu da yan cümleciktir. Burada da yan cümlecik özne görevinde kullanılmıştır. Vakitsiz öten horozun başını keserler. Keserler yüklem. Kim? Keser onlar. Gizli özne. Neyi keser? Vakitsiz öten horozun başını belirtili nesne. Bakın buradaki an en eki sıfat fiil ekidir. Bu da yan cümleciktir. Yan cümlecik burada arkadaşlar nesne görevinde kullanılmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bu testin de son sorusuna geldik. 15. soruya.
Dizelerin hangisinde altı çizili yan cümlecik ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır? Toplanırken göklerde bulutlar yığın yığın, hırçın bir fırtınayı düşünüyordu deniz. Düşünüyordu yüklem. Düşünen ne? Deniz özne. Neyi düşünüyordu? Hırçın bir fırtınayı. Belirtili nesne. Nasıl? Toplanırken göklerde bulutlar yığın yığın, zarf tümleci. Bakın arkadaşlar, buradaki ken eki nedir? Zarf fiilekidir. Dolayısıyla burası yan cümleciktir. Yan cümlecik burada zarf tümleci görevinde kullanılmıştır. Rüzgar sürüklenirken derinlerden derine, hayal iklimlerine bir gemi yelken açtı. Açtı yüklem. Açan ne? Bir gemi özne. Bir gemi ne açtı? Yelken, belirtisiz nesne. Nereye? Hayal iklimlerine, dolaylı tümleç. Nasıl? Rüzgar sürüklenirken derinlerden derine. Bu da yine nedir? Zarf tümlecidir. Burada da ken yine zarf fiilekidir. Burası da yan cümleciktir. Yan cümlecik burada da arkadaşlar zarf tümleci görevinde kullanılmıştır. İhtiraslar bekleyen kimsesiz gönülleri gizlice sıkıyordu kızgın demirden eller. Bakın sıkıyordu yüklem. Sıkan ne? Kızgın demirden eller özne. Neyi sıkıyordu? İhtiraslar bekleyen kimsesiz gönülleri. Bu nedir arkadaşlar? Nesnedir. Nasıl sıkıyordu? Gizlice zarf tümleci. Bakın an en eki burada nedir? Sıfat fiilekidir. Dolayısıyla nesne durumundaki sözcük de yan cümleciktir. Burada da yan cümlecik nesne görevinde kullanılmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Gümüş yelkenlerini yüksekte savurarak bir gemi yelken açtı hayal iklimlerine. Açtı yüklem. Açan ne? Bir gemi özne. Ne açtı? Yelken, belirtisiz nesne. Nereye? Hayal iklimlerine. Dolaylı tümleç. Nasıl? Gümüş yelkenlerini yüksekte savurarak. Burası zarf tümleci. Arak eregeki zarf fiileki. Dolayısıyla burası yan cümlecik. Burada da yan cümlecik zarf tümleci görevinde kullanılmıştır. Ufkun dört yanına kanadını vurarak bir gemi yelken açtı hayal iklimlerine. Açtı yüklem. Açan ne? Bir gemi özne. Ne açtı? Yelken, belirtisiz nesne. Neye yelken açtı? Hayal iklimlerine. Dolaylı tümleç. Nasıl? Ufkun dört yanına kanadını vurarak. Burası da nedir arkadaşlar? Zarf tümlecidir. Yine arak erek eki zarf fiilekidir. Dolayısıyla burası yan cümleciktir. Yan cümlecik burada da zarf tümleci görevinde kullanılmıştır. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.